Yani özgür basın geleneği ve işte özgür ülke, özgür gündem, basın tarihi Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle paralel giden bir tarih ve onun bir parçası tabii elbette. Bu mücadelenin yarattığı bir alan ve hem bu mücadeleyi etkileyen hem de bu mücadeleden etkilenen bir alan. Dolayısıyla Türkiye'de Kürt meselesine dönük bakış, özgür basına dönük bakışta da yansımalarını buluyor. O yüzden biraz Kürt halkına yönelik saldırı politikasıyla özgür basına yönelik saldırı politikası genellikle iç içe girer, iç içe işlerini devam eder. Dolayısıyla biz de bu büyük gelenek bir taraftan işlenen suçları, katliamları, işkenceleri, köy yakmalarını, infazları, insanların asit kuyularına atılmasını ifşa ederken, bunları haberleştirirken bir taraftan da bizzat bu uygulamaların muhatabı olduk. Yani çoğu zaman yaptığımız haberin bizzat konusu da olduk. Örneğin bir katliam haberini ortaya çıkaran gazeteci arkadaşlarımız suikastlere kurban gittiler. Gerçekleri yazan, önemli olayları açığa çıkaran gazeteci arkadaşlarımız yine benzer uygulamaların muhatabı oldu. Dolayısıyla bizimki biraz buna paralel giden bir basın gelenek tarihi var. Bu tür ifşaları çok kimsenin dokunmadığı, dokunanın ağır bedeller ödediği haberlere el attığımız için bu tür saldırıların muhatap olduk. Bir taraftan da tabii nasıl ki Kürt halkı 90'lardan bu yana çok büyük bir mücadele ve direniş geleneği oluşturmuşsa özgür basın tarihi de bu kadar gadre rağmen çığır açıcı, toplumun vicdanı olmayı başaran bir basın yayın geleneği olmayı başardı. Yani biraz önce bahsettim, devletin Kürt halkına dönük politikasıyla basına yönelik politikası paralel gidiyor. Hatta şöyle hep söylenir, bu bir gerçeği ifade eder. Eğer devlet bir yönelime girecekse ilk başta özgür basına yönelir. Yani ilk başta gerçeğin sesi kısılmalı ki savaşta ortaya çıkan kirli suçlar ifşa olamazsın ve gerçeğin üzeri örtülsün. 2016'da gerçekleşen yönelimde bu minvalde gerçekleşti. Bildiğiniz gibi 2015'ten sonra çözüm süreci bitirildi, masa devrildi ve bir savaş konseptine girildi. Ondan sonra Kürdistan'da şehirler yakılıp yıkıldı ve bunu takiben de bir darbe girişimi yaşandı ve bu darbe girişiminin hemen akabinde özellikle Kürt kurumlarına dönük yaygın bir furya başladı. Onun ilk adımı, ilk sinyali Özgür Gündem'in kapatılmasıydı. Yani ilk oradan başladı. Ondan sonra diğer Kürt kurumlarına, sivil toplum örgütlerine dönük kapsamlı yönelimler oldu. Bu da onun bir parçasıydı. Bildiğiniz gibi 2014'te bir çöktürme planının açığa çıkmıştı. Biraz o çerçevede yürüyen bir yönelimdi. İşte o zamandan bu döneme uzanan bir savaş politikasının sonuçlarını biz yaşıyoruz, görüyoruz, haberleştiriyoruz ve bizzat konusu, öznesi oluyoruz. Dolayısıyla arka planda böyle bir savaş konsepti gerçekliği var. Ama gelenek son 40 yıldır bize gösterdiği gibi bu gelenek bu tür yönelimlerle geri adım atan, kendini sakınan, söylediğinden cayan, gördüğü gerçeği ifade etmekten çekinen bir gelenek değil. Biz içeri girdik, arkadaşlarımız sürdürdüler çalışmaları aynı şekilde. Onlar tutuklandı, biz yürüttük çalışmaları, devraldık. Dolayısıyla bu bir bayrak değişimi gibi, bir elden ele
uzatılan kalem gibi her içeri düşen arkadaşın kalemini başka bir arkadaşın aldığı bir hakikat mücadelesi. O açıdan epey tabii toplumu bilgilendirme kanalları daraltıldı ama buna rağmen ülkeyi sarsan, iktidarı suçlarını ifşa eden, hukuksuzlukları ifşa eden ana merkez olmaya, en ağır kimsenin dokunmadığı haksızlıkları yazan mecra olmaya devam ettik. Bu böyle de devam edecek, büyüyerek devam edecek. Aksine daha büyüdü, yayıldı. Şimdi artık özgür basın deyince dünyanın pek çok yerine ulaşabilen pek çok değişik yayın organları olan devasa bir hakikat medyası görüyoruz. Dolayısıyla bu elbette bu gelenek kökleri derinde, elbette daha derinleşerek, daha da büyüyerek sürecek. Biz özgür basın geleneği bunu da bir mücadele süreci olarak görüyoruz. Sürecin belli dönemde daha az zorlukları olur, belli dönemde kısmen biraz daha yönelimlerin az olduğu dönemler olur. Ama bu süreçte biz elbette ağır veya değil gerçeği söylemeye, topluma gerçeği ulaştırmaya, olan biteni tüm boyutlarıyla anlatmaya, halkı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizim düsturumuz, varoluş gerekçemiz hakikati her ne pahasına olursa olsun yazmak, topluma aktarmak. Bu da böyle baskıyla vazgeçilecek bir şey değil. Yani baskıyla, işkenceyle, katletmeyle buradan geri adım attırılamaz yani.